Evet Uçe. Tarzına biraz daha yoğunlaşsın. Çok da güzel kız. Açık, daha iyi olacağını düşünüyorum açıkçası ben. Açıkçası zaten... ve yaşı da küçük değil Gülay'ın. Yaşam değil. Evet. Yani bir de... tamam canım, Survivor gibi bir şeyden bahsetmiyoruz ama yani... İstanbul'da da çevresi olan ailesinin izni olmadan buraya gelip yerleşmiş. Dolayısıyla... Ama yurt dışında da ailesiyle yaşamıyormuş zaten. Ama daha önce de gelmiş buraya. Birçok çevresi var aldığımız tabii. Kulis dedikoduları. Öyle mi? Tabii ki. Yani kimse kimseye bir paylaşacaksınız. Bunları daha sonra paylaşırız. Bizim kulis bilgilerimiz var biraz. Toparlıyoruz. Yavaş yavaş. Birden olmaz. Ya konu yeri emin gelmiş. Olalım, iyice araştıralım. Ha. Tabii buraya ilk defa gelmiyor. Yani neticede 33 yaşında bir genç kadın yani. 20 yaşında kızların yanında bu kadar süklüm füklüm olmasına ben gidiyorum. Özgüvenimi kaybettim demesine yani gerek yok. Ama işte bakın siz mesela onlarla iletişim içinde olduğunuz... Ben eğitim kalıbını bilmiyorum, özür dilerim. İletişim içinde olduğunuz için bunları biliyorsunuz. Biz sahneye çıktıkları anda program çekilirken Nurella da bu yüzden etkilendi zaten. Yani gelip de karşına herhangi bir insan ben yalnız yaşıyorum ve parmak uçlarımda eve girmek zorunda kalıyorum dediğin zaman o gözünde onu hayal ettiğinde Nurella zaten bizimle yaşıyor. Sadece o değil, Gülay evdeyken yani o evdeyken akşam 9'dan sonra hiçbir şekilde kıyafetleriyle beraber kombin yapamıyor. Neden? Ses olduğu için rahatsız oluyorlar evdekiler. Hı-hı. Bunu Gülay'a dile getirmişler birkaç kere. Gülay akşam 9'a kadar yapabiliyor bütün Hı-hı. kombinlerini. Hani belli bir saate kadar alışverişe gitmesi gerekiyor. Gelip evde kombinlerini hazırlaması gerekiyor. Halk oyunu oynamıyor ki evde. Altları kıyafet giyiyor yani. Halk oyunu oynasa anlayacağım yani. Niye kombin yapamıyor? Peki neden? Nurella her zaman olduğu gibi yakın hissetmiş. Duygusunu anlamış. Aynen ve onunla birlikte öyle. Üzülmüş. Bizimle sarılıp evet. bizimle ağlayıp bizimle güldü. Motive etmek için alkış istemesi çok ama Maria'dan beklemeyeceksin. İnanılmaz güzel. Ayrıca o tansiyon değil. Var ya o tansiyon. Bebekten sürülüyor. Nazlı'dan beklerim çünkü anlamayacak o durumları. Biraz şımarıklar. Aslında bu sezonda kızların hepsi beklemem. Çok şımarık. Ben de Nazlı'dan beklemem. Hepsi Nazlı'dan çok şımarık. Beklemezdim çünkü oradaki birçok kızdan daha pozitif görüyorum. Yani Nazlı samimi içten geliyor bana diğer bütün kızlara göre. Ama Maria'dan beklerdim. Maria'dan çünkü beklerdim. Maria alkışladığı zaman bir özelliği kalmayacaktı Maria'nın. Hani o ötekileştirdiği kalmayacaktı. Ama biz özellikle kulis görüntüsü aldığımızda Maria'dan alalım. Çünkü ben Maria'nın samimiyetine inanmıyorum. Dün de gözümle gördüm. O zaman yeri gelmişken izleyelim mi? İzleyelim. Görelim şu ilk kez tarihimizde kulis görüntümüzü bir görelim bakalım. Ne oluyor saç başa? Evet. Ve bugün Bintele'ye Gülay'a gidiyor. Ufak çaplı da olsa kavgalar olacak. Ama bunu böyle gülerek, eğlenerek atlatmak önemli. Ve sen galiba yavaş yavaş o çizgiyi geçiyorsun. Onu atlatıyorsun o durumu. Yani kişisel algılamadan, çok üstüne çevirmeden bu işleri yürüyebiliyorsun gibi hissediyorum. Evet. Ve bugün Bintele Gülay'a gidiyor. Gitmek isteyen bir insan normal bir şekilde biliyorsunuz kötü giyinirsin ya da işte susarsın, konuşmazsın, bir şekilde gidersin. Yani bunun yolları var. Ama haftalık kombinlerini belirlemişti aslında. Olsun, bunun bir sürü şeyi var yani. İstese bu da bir yöntemdir ama. Tabii normal günlük işte buraya geldiği kıyafetiyle de çıkabilirdi. Gözyaşları, jürinin işte alkışlanması. Orada alkışlamadım. Çünkü hepimiz zor koşullarda şu anda gerçekten çok zor koşulda yarışıyorum. Bugün Gülay arkadaşımız bence biraz dikkat çekmeye çalıştı. Çünkü biliyorum başına gala gecesinde bir talihsizlik gelmişti. Kendisini dinlemiştim. Ama bu tarz talihsizlikler hepimizin başına gelebilir ama o elemeye kadar gitti. Hani orada ismi bile yazıldı. Bence bunun heyecanıyla ve bunun üzüntüsüyle kendisini elememizi istedi. Hani onun adını vermemizi istedi. Lütfen benim adımı söyleyin dedi. Biz tabii ki böyle bir şey yapmayız. Hani o geceki performansa bakıyoruz genelde. O gece kim kötüyse ona göre değerlendiriyoruz ve onun ismini söylüyoruz. Şayet o zaten çıktıysa oraya. Ondan sonra artık o zaman karakterler devreye giriyor ve kim daha kötüyse hani ona göre değerlendiriyoruz. Bunun üzerine jüri Gülay'a destek verdi. Onun işte yaşam şartlarını falan konuştu.
ve bizden alkış yapmamızı istedi. Biz de 5 kişi olarak alkış yapmadık. Özellikle ben hani ilgi çekmek istediğini düşündüğüm için alkışlamadım. Çünkü bir Nur Bozar örneği var. Siz de çok iyi bilirsiniz ki Nur Bozar gitmek istediği zaman bir tişört giydi ve ben gitmek istiyorum dedi. Konsepte uygun gelmedi. Ama Kemal Bey'in de dediği gibi Gülay bugün çok şık geldi. Ve gerçekten şu ana kadar belki de en iddialı kıyafette geldi. Bu demek istiyor ki siz beni elemeyin. Ben aslında çok iyi olabilirim. Hemen bir yorum okuyalım. Melek göndermiş. Diyor ki, Öykü Hanım bence eğer Gülay elenmek isteseydi Nur Bozar gibi gelirdi. Gülay oyun yapıyor net. Yani onu destekleyen bir seyircimiz var. Evet. Evet. Kulis görüntülerini röportajlarda gördüğümüz gibi böyle bir durum var. Nazlı da kendince haklı tabii ki. Yani oyun olduğu için böyle alkışlamadığını söylüyor ama bazen durumu toparlamak için insan iyi hissetsin diye yalan bile olsa destek vermeli. Çünkü bugün onun başına geliyor. Yarın öbürsü gün Nazlı kendini kötü hissedebilir küçük bir olaya. Onun için de alkış olabilir, dans edilebilir, şarkı istenilebilir. Hep beraber birbirlerine destek olsunlar. Ama haksızlık olarak da görüyor olabilir Nazlı. Sonuçta Nazlı gerçekten yani ben Nazlı'nın bu yarışmayı önemsediğini düşünüyorum. Yani kendisi emek veriyor. Bir atölye açtırmış. Amacı da belli. Bu yarışma. Amacı tamam, nedir? Evet, amacı butik açmak istiyorum, marka yapmak istiyorum dedi. Single çıkarmış, ya biraz onu duyurmak istiyor. Ben ona da çok inanmıyorum ama hani ben Nazlı'nın buradaki ilk girdiğinde de kendi şarkısıyla çıkması vesaire bunlar hani çok komik bulmuştum. Amacını çok belli etmişti. Ama bir yandan baktığımızda da yarışı bana göre ciddiye alıyor. Ve bunun dolayısıyla Gülay'ın yaptığında kendine yapılan bir haksızlık olmuş olarak görebilir yani. Bu şekilde öne çıkıyor, bu şekilde kendini belli ediyor. Ben burada bu kadar önemsiyorum diye. Ayşegül, ben sana bir soru sormak istiyorum. Şimdi biz 3 gündür şunu konuşuyoruz. Bu kızlar hırslı değiller. Ben Nazlı'da hırs gördüm ama. Yani Nazlı hırslı. Birçok şeye sahip bir kadın olmasına rağmen o hırsı yarışma içinde evet, belli alıyor. Ediyor. Çok ciddi alıyor. Yani 100 bin lira ben değil belki onu ama hırslı. Para değil kalmak için zaten. Yani kadında bir hırs var. Yani o Gülay'da o hırsı göremiyoruz ya da başka isimlerde. Ama Nazlı'nın tarzını, tavrını beğeniriz beğenmeyiz ama... Şimdi ben arkadaşlar şöyle de bir açık örnek yok mu? Gülay diyor ki bana dizi teklifi gelmişti burayı kabul ettim. Yani bana dese ki bana bilmem nerede asistanlık teklifi gelmişti burayı kabul ettim. Ben dedim ki bu kızın geçim sıkıntısı vardı ama buraya geldi. Yani şimdi hani şey yapmayalım çok açık ve net. Neden burada olduğu, neden ağladığı bu kadar bence. Ama şöyle bir gerçek var. Günde 6 saat yayında kalıp mümkün mertebe top bir şekilde reklamını yapacak. Gülay ya da X bir isim. Zaten bu yarışmaya gelenlerin hiçbirinin amacı o 100 bin lira değil. Bugünden sonra gitmek istemeyecek. Zaten amacına ulaştı. Gündem olmak istiyordu. Bugün de itibaren yani pop oldu şimdi. Gündem oldu. İstediğini şu anda yaptı, başardı. Bana teklif geldi demesi bile bir reklam yapma, bir çağrıştırma. Gelmiyorsa bile artık teklif gelsin. Gelmediği için İnsanlar bekliyor. İnsanlar da merak uyandırsın. Söylemek evet yeterli oluyor zaten.